Evet çocuklar, herkese merhabalar. Ben Çamlıca Koleji'nden Kübra Hoca. Bugünkü matematik videomuzda bölmemizin son kısmını göreceğiz ve akabinde de kesirler konusuna giriş yapacağız. Evet, hep birlikte şimdi dersimize başlayalım. Bölmede biz en son kısa yoldan bölmeyi ben vermiştim. Bugün ise bölünen, bölen ve bölüm arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Verilmeyen çarpanı bulmak için ne yapmamız gerektiğini göreceğiz. Sonra da son olarak bir bölme problemiyle bölme konusunu bitireceğim. Akabinde de dediğim gibi bütün yarım çeyrek olan kesirler konumuza geçeceğiz. Şimdi başlayalım. Eğer bize bir bölme işleminde bölüneni bulmamızı istiyorlarsa, yani şu şekilde mesela burada bir bölme şablonu var. Şurası 6 idi, şurası da 3'tü. Onları unutmayalım. Şimdi bu şekilde bize bir bölme işlemi veriyor. Diyor ki, bakın bölen belli, bölüm belli, kalan da belli. Bölüneni bul derse, burada yapacağımız formül şu. Yani bunu bizim ezberlememiz lazım. Başka yolu yok. Eğer bölüneni bulmamızı istiyorlarsa yapacağımız şey şudur. Bölenle bölümü birbirine çarpacağız. Kalanımız varsa da bunu ekleyeceğiz. Hemen şurada yapalım. Yani ben bölüneni bulmak için 8 ile 6'yı çarpıyorum. 48 eder. Kalanım varsa ekliyorum. Bakın burada kalan olduğu için ekliyorum. Ama bazen şurası 0 olduğunda tabii ki de eklemeye gerek yok. 48'e de 3'ü ekliyoruz. Ne olur? 51. Yani benim bölünen sayım ne oldu? 51. Şuraya 51'i yazacağız. Devam edelim. Eğer böleni bulmamızı istiyorlarsa yapacağımız şey de bölünen sayıyı bölüme bölerek bilinmeyen şu böleni bulmuş olacağız. Hemen şurada yapıyorum. Ne yapıyorum? 54'ü 6'ya bölüyorum ki bölen sayıyı bulayım. 5'in içinde 6 var mıdır? Yok. O zaman 54'ün içinde 6'yı düşüneceğim. 54'ün içinde 6 da 9 defa var. 9 kere 6 54 ediyor. 54'ten 54 çıkarsa da 0 kalıyor. Şimdi şunu getiriyoruz, şuradaki yerine yazıyoruz. Şimdi bakın, hem burada hem de şuradaki bölme işlemlerinde sayımızı bulduktan sonra bırakmıyoruz. Yani mesela ben buraya 51 buldum ya, bunun kontrolünü yapmak için 51'i 8'e böleceğim. Burada da kontrolü mutlaka yapalım. Yani tamam böldüm, 9 buldum. Olay bitmiş değil. Bölmemizin doğruluğunu kontrol etmek için sayıları yerine yazdıktan sonra bir de bölelim. Önce bunu yapalım, sonra şurayı yapalım. 54'ün içerisinde 9 kaç defa vardır? 6 defa. 6 kere 9 54. 54'ten 54 çıkarsa da 0 kalır. Buradaki bölme doğru. O zaman bulduğum sayı da doğru. 51'e geldik. 51'i 8'e bölmemizi istiyorlar. 5'in içerisinde 8 yok. 51'in içinde 8'i düşüneceğim. O da 6 defa vardır. 6 kere 8 48'dir. Şimdi 51'den 48'i çıkaracağız. 1'den 8 çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü 1 küçüktür, 8 büyüktür. Yan komşudan hemen yardım alıyoruz. Yan komşudan 1 onluk alıyoruz. 1 iken 11 oluyoruz. Yan komşu da 1 onluk verdiği için o da azaldı. Ne oldu? 4 onluk oldu. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır, 4'ten 4 çıkarsa da 0 kalır. O zaman diyorum ki buradaki sayımı da doğru bulmuşum, doğru yerleştirmişim. Şimdi bu konuyla alakalı karşınıza şu şekilde sorular çıkabilir. Yani mesela şununla başlayalım. Diyor ki burada bölünen bilinmiyor. Bölen 5'miş, bölüm 8'miş, kalan 2'miş. Burada yapacağımız şey hemen boş bir bölme şablonu oluşturup sayıları yerlerine yazmak. Bakın bölünen soru işareti dediği için buraya da soru işareti koyuyorum. Bölen 5'miş, bölüm 8'miş, kalan da 2'ymiş. Bölüneni bulmak için ne yapacaktım? Biraz önce formülü verdik. Neydi? Bölenle bölüm çarpılırdı. 8 ile 5 çarpılır, 40 eder. Kalanım var, 2. Onu da ekliyorum. 42. Demek ki bakın şurası, şurası ne olacak? 42 olacak. 42 yerine yazalım. Gerçekten hani şu kalan 2 mi, burası 8 mi diye kontrol edelim. 42'nin içerisinde 5 kaç defa vardır? 8 kere. 8 kere 5 40 eder. 42'den 40 çıkarsa da 2 kalır. O zaman burası doğru. Buraya geldik. Bakın burada da bölen bilinmiyor. Hemen boş bir bölme şablonuna ilgili sayıları yerlerine yazmışız. Bölünen 48, bölüm soru işareti, pardon bölen soru işareti, bölüm 5, kalan da 3. Ne yapıyorum böleni bulmak için? Hemen 48'i 5'e bölüyorum ki böleni bulayım. 4'ün içinde 5 var mı? Yok. O zaman 48'in içerisinde 5'i düşüneceğim ben. Kaç defa vardır? 9 kere diyebilirim. Çünkü 9 kere 5 45.
Çıkaralım. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 4'ten 4 çıkarsa da 0 kalır. Bakın kalanlar da aynı oldu. Gördünüz mü? O zaman diyorum ki şu bilinmeyen bölen nedir? 9'dur. Evet çocuklar, şimdi bölme işlemiyle alakalı bölme müfredatında olmayan ama kaynaklarda, çözdüğünüz kitaplarda karşınıza gelen bir kısa bir bilgiyi paylaşacağım sizinle. Şimdi konumuz şu: verilmeyen çarpanı bulmak. Eğer bir çarpma işleminde çarpanlardan biri belli değil ise, diğeri belli ve sonuçta belli ise, şu bilinmeyen çarpanı bulmak için yapacağımız şey şudur. Hemen sonuç olan çarpımı 84'ü 6'ya bölüyorum ki bilinmeyen çarpanı bulayım. Her mesela bu tarz sorular karşınıza çıktığında yapacağınız tek şey sonucu bilinen çarpana bölerek bulmak. 84'ü 6'ya bölüyorum. 8'in içerisinde 6 kaç defa var? 1 defa var. 1 kere 6, 6 çıkarttım. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 2'nin içerisinde 6 yok. O zaman hemen yan komşumuz yardımımıza koşuyordu. 4'ü aşağı atıyorum. 24'ün içerisinde 6 da 4 defa var. 4 kere 6, 24. Birbirinden çıkarıyorum, 0 kalıyor. Demek ki buradaki bilinmeyen çarpan neymiş? 14'müş. Bakın 14 yazdıktan sonra bir de sağlamasını yapalım. Yani kontrolünü yapalım ki doğru mu yapmışız. 6 kere 4 24 eder. 2 eldedir. 6 kere 1 6. 2 de elde vardı, 84. O zaman diyorum ki ben burayı doğru bulmuşum. Şimdi çocuklar, bölme konumuzla alakalı son bir problem çözeceğiz ve bölme konumuzu burada bitireceğiz. Diyor ki sorumuzda, Ayşe mağazada gördüğü 48 TL'lik oyuncak bebeği almak için her gün kumbarasına 4 TL atmaktadır. Beğendiği oyuncağı almak için kaç gün para biriktirmelidir? Şimdi bakın burada çocuğun beğendiği oyuncak ne kadar? 48 lira. 48 lira. Hatta şurayı çözeyim, daha geniş bir alan olur. 48 lira. Şimdi 48 lirayı biriktirmek için her gün kumbarasına ne kadar atıyor? 4 lira atıyor. O zaman ben oyuncağın toplam parasını her gün attığım para miktarına bölmeliyim ki kaç gün birikim yapmam gerektiğini bulayım. 4'ün içerisinde 4 bir defa var. 1 kere 4, 4. 4'ten 4 çıkarsa 0 kaldı. Şimdi birler basamağındaki sayıyı işleme dahil etmek için aşağı indiriyoruz. Çünkü 0'ın içinde 4 yok ya. Birler basamağının aşağı inmesi gerekiyor. 8'in içerisinde 4 2 defa var. 2 kere 4, 8. 8'den 8 çıkarsa da 0 kalır. Yani demek ki bu Ayşe dediğimiz çocuk 48 liralık oyuncak bebeği almak için 12 gün boyunca kumbarasına 4 lira atarsa istediği oyuncağı alabilir. Evet çocuklar, şimdi bölme konumuzu burada bitiriyoruz. Kesirler konumuza geçiş yapıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi kesirler konusu bütün yarım çeyrekle başlar. Bütün yarım çeyreği de siz ta birinci sınıftan beri görüyorsunuz. Ama tabii konularımız artan bir yoğunlukla her yıl devam ederek ilerliyor. Şimdi bütün yarım çeyrek bir defa ne demek? Bakın ben burada bir tane bir dikdörtgen de diyebilirsiniz. Yani kare tam değil ama dikdörtgen diyelim ya da kare de diyebilirsiniz. Bir bütün çizdim. Bu bütünde hiçbir şekilde bir eksiklik, bir noksanlık, bir eksik taraf yok. O yüzden diyorum ki bu bütün. Ben bu bütünü ne yapmışım? Tam ortasından ikiye bölerek yarım oluşturmuşum. Ve bu yarımı kesirsel olarak ifade ettiğim zaman da diyorum ki 1 bölü 2'dir. Yani şu boyanan kısmın kesirsel ifadesi 1 bölü 2'dir. Daha sonra yine aynı bütünü ben eğer şu şekilde iki çizgi atarak 4 eşit parçaya bölüyorsam, o zaman ben çeyrek oluşturuyorum. Çeyrek demek de bir bütünün 4'te 1'in, yani şu boyalı olan kısmın kesirsel ifadesi 1 bölü 4. Ama şu boyanmayan kısımlar da 1 bölü 4'tür. Yani aslında burası 1 bölü 4, burada 1 bölü 4'tür. Şurası da 1 bölü 4'tür. Burada 1 bölü 4'tür. Bana boyanan kısmın kesirsel ifadesini sorduğu için sadece şurayı aldım, 1 bölü 4 dedim. Şimdi çocuklar bakın, kesirlerin okunuş şekilleri vardır. Mesela şu yan tarafa 2 tane kesir yazdım. Bunları 2 türlü okuyabiliriz. Ya sayıları yukarıdan aşağıya okursunuz ya da alttan yukarıya doğru okursunuz. Ama her ikisinde de okuyuş şekli farklı oluyor. Birlikte bakalım. 3 bölü 4 kesini ben yukarıdan aşağıya okuyorsam şu şekil yazıyorum. 3 bölü 4 diyorum.
Ya da alttan üste doğru okursam da diyorum ki 4t 3 diyorum. Aynı şekilde bunu da yapalım. 6 bölü 9 kesri. Eğer ben yukarıdan aşağıya okuyacaksam ne diyorum? 6 bölü 9. Alttan üste okuyorsam diyorum ki 9 da 6. Anlaşıldı mı? Bakın sadece kaynaklarda bu kesirlerin okuyuşundan bile soru karşınıza gelebilir. Şimdi çocuklar bakın burada bütün yarım çeyreği gösterdik. Burada kesrin okunuşunu gösterdik. Şimdi de kesirlerdeki sayıların yani üste yazılan sayı ne demek, altta yazılan sayı ne demek, bunlar kesirlerde neyi ifade ediyor, bunlara geldik. 3 bölü 4 kesrini yazdım. Şimdi çocuklar bakın kesirler yazılırken önce bir kesir çizgisi çekilir. Yani bu pay ve payda olarak ifade edilen sayıyı ayıran çizgimizdir. Üste yazılan sayımızın adı paydır. Bunun anlamı şudur. Bir bütün var. Bakın bu bütün pasta olabilir ya da paylaştırılacak bir nesne sayısı olabilir. O farklı bir şey olabilir. Yani payda şunu söyler. Bir bütün belli şekilde ayrılır. Mesela 5'e ayrılabilir, 10'a ayrılabilir. 10'a ayrılan bir pastayı düşünün. 10'a 10 dilime ayrılan bir pastadan 3 dilimini size veriyorlar. İşte bu yukarıda yazılan sayı yani pay olarak ifade edilen sayımız bir bütünden alınan kısmı. Yani bana düşen kısmı yani size düşen kısmı gösterir. Aşağıya yazılan sayımız da payda yani buraya yazılan sayımızın adı payda oluyor. Payda ne demek? Payda da bir bütünün kaça ayrıldığını gösterir. Yani bunu şöyle okuyacaksınız. Şu kesir sizinle şu şekilde konuşur. Diyor ki bir pasta var. Bunu 4 dilime ayırmışlar. 3 dilimini sana vermişler. Anlaşıldı mı? Bakın bütünün kaça ayrıldığı aşağıda yazar. Üste yazan sayı da bize düşen kısmı ya da alınan kısmı ya da şekil ise eğer şekilde boyanan kısmı gösterir. Şimdi bunu terimlerini verdikten sonra bakın şurada şuraya geçelim. Yani kesri modellemeye geçelim. Şu ikisi de hem kesri modelleme hem de modellenen kesri yazma kesirler konusunda karşınıza soru olarak gelir. O yüzden buralar önemli. Şimdi bana diyor ki 3 bölü 4 kesrini modelle. Şimdi modellemek için istediğiniz şekli kullanabilirsiniz çocuklar. Yani daire olabilir, kare olabilir, yuvarlak olabilir. Bu tamamen size kalmış. Ben bir yuvarlak kullanmak istiyorum. Bakın şunu diyor bana. Bir bütün çiz. Ben yuvarlak çizeceğimi söylemiştim. Yuvarlak benim bütünüm. Şu an bütün halinde. Hiçbir şekilde bir eksiği yok. Bir hani mesela kesik bir tarafı yok. Düzgün bir şekilde bir yuvarlak çizmeye çalıştım. Sonra diyor ki bunu bir bütün çiz. Bunu dörde böl. Hemen dört parçaya bölüyorum. Ve diyor ki üç parçasını boya senin olsun. Şu şekil boyuyorum. Yani 3 bölü 4 kesrinin modellenmiş şekli bu şekilde. Bakın dediğim gibi ben yuvarlak çizdim ama siz daha farklı bir şekil kullanabilirsiniz. Sonra 7 bölü 10 kesrini modelleyelim sizlerle birlikte. Bu nasıl konuşuyordu bizimle? Diyor ki bizim için bir şekil çiz, 10 parçayı ayır, 7 parçası senin olsun, boya senin olsun. Ben bunun içinde bir tane böyle büyük bir dikdörtgen ya da kare diyebilirsiniz bir şekil çizdim. Bunu 10 parçaya ayıracağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle yapalım. Gerçi burada şekillerin olabildiğince eşit ayrılması lazım. O yüzden olabildiğince böyle eşit çizmeye çalışalım. Yan taraftan devam ettirelim. Sıkışmasın. Bunu da ortadan böldüğüm zaman 10 parçayı ayırmış oldum. Şimdi 10 parçayı ayırdım. Sonra ne yapacağız? Boyanan kısmı bulmak için üstteki sayıya bakıyorum. 7 diyor. O zaman ben buradan 7 tanesini boyuyorum. Sırayla boyamak zorunda değiliz. Mesela ben bir şuradan alayım, bir tane buradan alayım, bir tane buradan alayım, bir tane şuradan alayım, bir tane şuradan alayım. 4 tane oldu. 5 oldu. 6. Son olarak da şuradan boyamak istiyorum. Bu şekilde gösterdim. Yani size eğer bir kesir verip de bunu modelleyin dediğinizde yapacağınız şey şu. Alta bakıyorsunuz. Alttaki sayı kaça ayıracağınızı gösteriyor. Üstteki sayı da kaça boyayacağınızı gösteriyor. Ya da tam tersi sorulabilir. Modellenen bir kesir vardır. Bunun kesirsel ifadesi size sorulabilir. Bakın burada bize bir daire verilmiş. Bunun boyanan kısmını diyor kesirsel olarak ifade etmemizi istiyorlar. En önce kesir çizgimi çekiyorum çocuklar. Şimdi bakın ben burada şunu yapacağım ilk önce.
Hem boyanan hem de boyanmayan tüm kısımları sayacağım. Birlikte sayalım. Bakın nokta koyarak sayıyorum ki aynı yeri bir daha saymayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bütünümüz 6'ya bölünmüş. Boyanan kısım ne kadar? Boyanan kısım da 2 parça. O zaman boyanan kısmı da, yani bana düşen kısım da boyalı kısım. O yüzden onu da üste yazıyorum. Devam ediyoruz. Burada yine bir modellenmiş bir kesir var. Bunu kesirsel olarak ifade etmemi istiyorlar. Hemen ne yapıyorduk? En önce kesir çizgisi çekiliyordu. Kesir çizgisinden sonra şunu yapıyorum. Hem boyalı hem de boyasız olan tüm kısımları sayıyorum. Neden sayıyorum? Bütünün kaça ayrıldığını göstermek için sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu bütün 9 parçaya ayrılmış. 4 parçası da boyanmış. O zaman diyorum ki bu modelin kesirsel ifadesi 4 bölü 9 ya da 9'da 4'tür. Şimdi çocuklar, bunlar kesirler konusunun önemli yerlerinden biriydi. Şimdi başka bir önemli olan kısım olan birim kesire geçiyoruz. Şimdi birim kesir bir bütünün kaç eş parçaya ayrılmışsa onun bir parçasını gösteren kesirdir. Zaten bakın isminde de var. Bakın buradan aklınızda daha kolay kalsın. Birim kesir, birim kelimesinde bir var ya, yani paydası, payı pardon onu düzeltelim. Payı hep bir olan kesirlerdir. Neymiş demek ki? Bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesre deniyormuş. Mesela 1 bölü 5, 1 bölü 9, 1 bölü 7 bunların hepsi birim kesir örneğidir. Ve bakın bu birim kesir, biz hemen modelleyelim. Ne yapıyorduk? Bir tane bütün çiziyordum. Şöyle uzun bir dikdörtgen çizeyim. 5'e ayıracağım, 5 parçaya. 5 parçaya ayıracağım, bir tanesini boyuyorum. Bakın bu 1 bölü 5 kesrinin modellenmiş hali. Yani birim kesrinin modellenmiş hali. Çocuklar bakın, birim kesir aslında kesirler konusunun en önemli kısmı. Ama şu şekil bir soru sorduğunda özellikle öğrencilerimizin takıldığı kısım burası. Yoksa şunu göstermek kolay. Yani biliyorsunuz da. Ama bakın şu soru üzerinden bu konunun zor olan kısmını anlatıyorum size. Soru diyor ki 4 bölü 9 kesrinin birim kesiri nedir? Bakın model çizerek bunu size anlatacağım. Şu şekilde şuraya çizelim. Şimdi bir bütün çizdim. Hemen onu 9'a böldüm. 4 parçasını boyuyorum. Ayrı ayrı 4 parçasını boyayacağım. 1, 2, 3, 4. Şimdi sizlerle birlikte şunu yapalım. Boyanan her kısmı bütüne göre ifade edelim. Tek tek düşünüyorum. Mesela şu boyadığım kısım bütünün kaçta kaçıdır? Tabii ki de 9'da 1'idir, değil mi? Şu kaçta kaçıdır? Bu da 9'da 1'idir. Şu da 9'da 1'idir. Yani 1 bölü 9 da diyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şu da, bakın sadece şu kısım için düşünüyorum. Şu kısım da bütünün kaçta kaçıdır? 9'da 1'idir. E ben buraya kaç tane 1 bölü 9 yazdım? Kaç tane yazdım? 4 tane yazdım, değil mi? E zaten bakın model üzerinde birim kesri nedir dendiğini hemen görüyorsunuz. 1 bölü 9, 1 bölü 9, 1 bölü 9, 1 bölü 9. O zaman diyorum ki şu 4 bölü 9 kesrinin birim kesri 1 bölü 9'dur. Tamam mı? Yani şurası, şuradaki sayı değişebilir. 5 olabilir, 6 olabilir. Birim kesrini sorduğu zaman hemen pay da aynı kalır. Payı da 1 olarak derseniz o kesrin birim kesrini bulmuş olursunuz. Bir de şöyle bir soru var. Mesela 5 bölü 6 kesrinin diyor birim kesri kaç tane birim kesirden oluşmuştur diye soru karşınıza gelebilir. Hemen bunun için de ne yapıyorum? Şurada bir tane bütün çiziyorum. Şöyle 6 parçaya böleceğim. 6 parçaya böleceğim. 5 parçasını alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın, aynı şurada yaptığım gibi her boyanan kısmı bütüne göre yorumluyorum. Bu şurası boyanan kısım, bütünün kaçta kaçı? Tabii ki de 6'da 1'i. Şu kaçı? Bu da 6'da 1'i. Kırmızıyla yazayım, daha iyi anlaşırsın. Şurası da 6'da 1'i. Şurada da 6'da 1'idir. Burası da 6'da 1'idir. E bana diyor ki 5 bölü 6'nın birim kesri zaten görüyorsunuz. 1 bölü 6. Ama bir de şöyle der. 5 bölü 6'nın kaç tane birim kesri vardır derse
Bakın kaç tane boyadım? 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle hemen yine kırmızı kalemle şuraya ok çekeyim. Diyorum ki 5 bölü 6 kesri 5 tane 1 bölü 6'dan oluşmuştur. Tamam mı? Bakın şu denemelerde soru olarak karşınıza gelir ve en çok takılınan yerdir. Zaten notumuzda ne diyor? Kesir ifade edilip, yani şu şekilde kesirler ifade edilip bu kesrin kaç birim kesirden oluşmuştur diye bize soruyorsa pay olarak ifade edilen sayı kadar birim kesir vardır. Bakın burada pay ne? 5. O zaman diyorum ki bu kesirde 5 tane 1 bölü 6 birim kesri vardır. 4 bölü 9 kesrinde kaç tane birim kesir vardır derse diyorum ki 4 tane 1 bölü 9 birim kesrinden oluşmuştur. Çocuklar şimdi sizlerle kesirler konusunun birinci kısmı bitti. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.